Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün yine gündemimizi yorumladığımız videomuzla karşınızdayız. Yanında yine Bahar var. Evet Bahar, peki bu hafta bizler için iyi haberin var mı? Var. Gerçekten mi? Asgari ücret belli oldu. Doğru. Onun dışında var mı? Asgari ücret belli oldu ama biz 6000 olur falan diyorduk. Evet. Ne oldu? 5500 oldu. Evet. Ne kadar zam geldi? 750 TL. Yeter mi? Yetmez. Bir şey diyeceğim. Bu kahve muhabbeti oluyor aslında. Hani işte 6500 olsa da yetmez. Yok işte asgari ücrete zam gelince her şeye aynı oranda zam geliyor. Hani bu biraz kahve muhabbeti olacak ama öyle. Çünkü kanki kahve ülkenin gündemini belirleyen, evet, kültürümüzün içinden. Asgari ücretin açıklanacağı gün ben Starbucks'a gittim. Starbucks'ta 27 lira olan sandviç olmuş 33. Ne bileyim, Amerikano 18'de olmuş 25, 23 bir şey böyle. Yani her şey aynı oranda gerçekten zam geliyor. O yüzden ne değişti? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ya ben IKEA'da yemek yerdim. Bak IKEA normalde ucuz olmasıyla biliniyor. Evet, at eti diyorduk hatta. Gerçi bunu söylersek belki daha edebilirler. At eti ne alaka canım şimdi? Ya öyle bir söylenti var. At eti de yedim ben bu arada Japonya'da. Güzel miydi? Kanki tam bir et yani böyle. Güzel, yoğun, çok yoğun, sert, aşırı et tadı. Ben çok sevmedim. Bana göre değil, bilmiyorum. Ya at eti muhabbet de şey, hani çok ucuz bir et olduğunda kuş öyle derler ya. Kuş eti demezler mi? Ha, kuş eti, martı eti. O da olabilir. Aynen. Neyse. Yoksa at eti kaliteliymiş yani aslında. At eti kaliteli. At eti bizim dana etinden pahalı. At eti. Neyse. Neyse, ben IKEA'da yemek yerdim. Böyle karidesli salata alıyordum. İşte sarımsaklı ekmek alıyordum falan. Böyle kendime yaptığım bir menü vardı. O menü fix böyle maksimum 50 TL tutuyordu. Geçenlerde sadece salata ve ekmek aldım. Yanına aldığım şeyleri almadım ve 57 lira tuttu. Oo. Yani demek ki IKEA'da hiçbir şey değişmedi. Demek ki asgari ücret hiçbir şey değiştirmedi. Ama zaten işte onun da mantığı şey değil mi? Enflasyona paralel bir şekilde arttırmak. Evet. Yani her şey arttığı için asgari ücret artıyor, asgari ücret artıyor, her şey artıyor. Yakında asgari ücret 10.000 olur ama bir salata 200 TL olur. Ne fiyatlar diyeyim? Endeksine göre işte. Ama yine de hiç olmamasından iyidir. Hani cebimiz... Keşke hiç olmasa bence. Keşke. Hiç şey artmasa keşke. Yani. Ama sonuçta hiç olmadığında fiyatların düşmeyeceğini biliyoruz. Evet. O yüzden... Ama artmıyor da diyeceğim. Yok ya. Be, artıyor ama artıyor. Ama asgari ücret artınca daha da bir anormal artıyor. Yok yok. Yani son asgari ücret zammından sonra bu zamana kadar bayağı bir zam geldi. Her şeye büyük bir oranda zam geldi. En azından hiç artmamasına yine birazcık küçük bir zamcık olması. Buradan Levent Kırca'ya selamlar. Evet, başka ne var gündemimizde? Daha iyi hiçbir haber yok. O zaman bir sonraki videomuzda... Şöyle bir şey oldu. Geçenlerde BDDK yeni bir bildirge yayınladı. Dolar düştü tekrar falan. 17'lerden 16-13'lere kadar falan düştü galiba. Böyle bir ne oluyor falan olduk. Şu an gene 16.95. Kısa süreli bir ya şey. Hepsi kısa süreli çözüm oluyor. Böyle quick fix yani. Kalıcı bir çözüm yok. Her yani biz bugünü kurtaralım. Evet ya, hep böyle günlük bir yaşama hali değil mi? Günlük bir survivor hali. Gerçekten öyle yani. Evet, Xiaomi 12S serisi tanıtıldı bildiğiniz üzere Çin'de. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani kamera performansı çok iyi yeni seride, özellikle 12S Ultra'nın. Yani profesyonel makineye arada gerek kalmayacak seviyede iyi. Lafını bölüyorum, 12 Ultra olarak bekleniyordu. S serisinde tanıtılması da garip geldi bana. Çünkü işte Mi 11 Ultra olarak gelmişti serinin önceki modeli. Buna S serisi adı altına tanıtılması da kullanıcıları bayağı şaşırttı. İşte Xiaomi ne yapardı? Amiral gemi serisi olarak Xiaomi 11'i piyasaya sürerdi. O seriyle beraber 3 model işte... 3 model sunuyordu niye genellikle. 3 model sunuyor zaten? Ama hayır, işte bu Xiaomi 12 serisinde oluyordu. Diyelim ki bir sene önceki modeller için değerlendirelim. Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra geliyordu. Sonra işte Lite modelleri falan ekleniyordu. Şimdi Xiaomi 12 S'in altında tanıtıldı. Genellikle S modelleri biraz daha güçsüz oluyordu ama şu anda S'te Amiral gemisi modeli geliyor ve piyasanın lideri olarak geleceğine biraz daha inanıyoruz. Çünkü kamera tarafında Leica ile anlaştı. Bildiğin gibi daha önceden Huawei ile çalışıyordu Leica. Ve işte DxOMark gibi sitelerde bakıyoruz. Hep birinci sırada Leica lensli telefonlar zirvedeydi. Şimdi Huawei ile olan anlaşma bitti. Ve Xiaomi'nin yeni modellerinde, özellikle Amiral gemisi tarafında sunulan modellerinde geliyor. Bu yüzden ben 12S Ultra'nın hani kamerada zirvede olacağını düşünüyorum. Evet, zaten sloganı da o yani. Benzersiz kamera performansı. Gerçekten öyle görünüyor. Tasarımı kaç da güzel. Kaç para olur sence? Kaç para olur? Şimdi 12 ile 12 Pro 21.000, 25.000'e gelmişti değil mi? Evet, evet. Kafadan bir 30.000'i var bence. iPhone 13 gibi diyorsun. Evet, evet zaten. Ben iPhone 14'ü merakla bekliyorum. Eylül'de tanıtılacak biliyorsun. Ama evet, acaba fiyatı ne olacak? Bir de delikli ekran tasarım beni çok heyecanlandırıyor. Ya 13'te de hani herkes büyük bir beklentiye girdi ama 12'den pek bir farkı yoktu. İşte hatta goy goy da yapıldı ya, kamerayı biraz oynattılar, 13'te yazılımlar falan. Yani o yüzden 14'ü bir merakla bekliyorum ama alabilecek miyiz bilmiyorum.
Yok alamayız. Ona hiç şüphem bile olmasın. Kredi çekip alırız. Evet, kredi çekip alalım. Kredi ödeyene kadar tekrardan dolar yükselir. Sonra satarız ikinci ele, kar evet. ederiz. Sonra iPhone 15 alırız. Çok iyi. Ekonomi. Bu bence parayı yönetme, finansla alakalı. Bak tamam. Bence ülkemizdeki sorunlardan birisi ne biliyor musun? Bize ilkokulda ya da ortaokulda ya da lisede ne zaman olursa olsun bize finans dersi vermiyorlar. Yani para nasıl evet. yönetilir? Parayla ne yapabilirsin? Kripto dersi olabilir artık. Hı-hı. Yani biz hani tamam coğrafya, tarih bunları öğrenelim. Bunlar Hı-hı. hani entelektüel bir insan olmak için gerekli bilgiler ama parayı nasıl yöneteceksin? Parayla ne yapacaksın? Hı-hı. Para nasıl kazanılır ve kazandığın parayla ne yaparsın? Bunun dersi niye yok? Yani bu yüzden çoğu mesela Z kuşağı insanlar bile parasıyla ne yapacağını bilmiyor. Hani bir afallıyor böyle değil mi? Evet, günümüzde böyle her şey çok mümkün. Her şey çok açık. İnternet elinin altında, her şey mümkün ama her şey çok kafa karıştırıcı. Çok fazla seçenek olması paradoks yaratıyor. Mesela benim iktisat hocam vardı üniversitede, Ufuk hocam. Kendisi de anlatırdı. Almanya'da belirli bir yaşa kadar çocuklara, daha ilk öğretimden bahsediyorum arkadaşlar. Hani 7-8 yaşlarından itibaren gibi düşünün. Genel olarak anlatılan şeyler şu. İşte ailenize nasıl daha az yük olursunuz? Ya da şu kadar paranız olduğunda bunu nasıl idare edebilirsiniz? Ailenize nasıl daha az yük Gerçekten, olursunuz? Çok üzücü değil. Evet evet, ilk bunu söylüyordu. Aslında Almanya'nın çok büyük bir derdinin olduğunu düşünmüyorum ama çocuk yaştan bunları öğretmesi, kısıtlı parayı idare etme konusunda, yani iktisat konusunda bir şeyler sunmaya çalışması, küçük yaştan bunu yapması bence çok iyi. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir şey olsa. Ya bizde durum şöyle, yani kaç yaşına gelirsen gel, ailen senden elini asla çekmiyor. Evet. Sürekli ya yemek yollar ya para yollar, bir şekilde destek olur. Halbuki yani 18 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde dur demeye başlıyorlar. Ama şimdi duygusal, ama şöyle, duygusal bakman. Duygusaldan öte... Ekonomik olarak da problem. Orada evet. yani 18 yaşında birisi ya da 20 yaşında bir yere girip part-time çalışıp belki kirasını ödeyebilir, tamam mı? Hı-hı. Hani benim tanıdığım bir Japon arkadaşım vardı, part-time çalışıyordu ve ucu ucuna Hı-hı. yaşayabiliyordu yani. Çok iyi. Ama burada imkanı yok. O yüzden yine ekonomiye geliyor, yine ekonomiye geliyor. Çünkü olmuyor. Ya bir de kültürümüzde dediğin gibi duygusallık da var. Evet. Aile bağları inanılmaz. Yani bu bence biraz zararlı da. Hı-hı. Aşırı sıkı yani. Salın hani, hiçbir şekilde yok. Hı-hı. Bırakmak çocuğu. Bu çocuğun gelişimine de yararlı değil bence. Hani birey olarak ayakların üzerinde duramıyorsun uzun süre boyunca. Hı-hı. Peki senin çocuğun olduğunda ve 18 yaşına bastığında yallah köyüne diyecek misin böyle artık kendi ayaklarının üzerine dur falan? Kanka çocuğumun olması ihtimali çok düşük yani ama olursa bırakmam. Ben de bırakmam. Biz duygusal, biz Türk'üz. Biz duygusalız. Al maaşımın yarısını, emekli ya, maaşımı da al, evimi de al. Hani multimilyoner olsam dahi yani şey, hani ona yardırmam böyle. Kendisi yapsın bir şeyler. Ama şey, milyoner olunca bir de meşhur var ya, adam milyoner çocuğuna hiçbir şey bırakmıyor. Ben çalıştım, kazandım, buralara kadar geldim. O acımasızlık canım. O bence... O, yani onların arasında kan bağı yok bence. Ya da adam Türk değil. Türk olsaydı verirdi. Şeyde bence o var. Erkek, yani baba oğluyla kendini yarış halinde hissediyor gibi. Hmm. Anlıyor musun? O yüzden bırakmak istemiyor. Çok büyük bir para yani. Bu kadar büyük bir paradan... Birazcık koklat en azından ya. Bu ya düşünsene. Baban multimilyoner, sen Starbucks'a barista alacaksın. Mesela ya da oraya da girememişsin. Sokakta dileniyorsun mesela. O abarttın şu an. Bence o adam, o adamın çocuğu sokakta dilense vermez. Gündem konuşuyor. O adam gündemimize iş. Japon adam iş adamı be. Sakura. Beni bul. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Gömleğin de bugün çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Satayım sana. Ya haftalık gündem... Böyle başladım yalnız. Haftalık gündem taş gibi böyle. Bir sıksan var ya, bir trapez var, mahvolursun. Önümüzdeki haftalarda yine aynı kadroyla gündemimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Olur ya, her şey olacağına varır. Kendinize her şey düzelir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.